Şimdi meteorolojide 23 kent için sarı kodlu uyarı verdi. Birçok kent için yoğun kar yağışı uyarısı var zaten. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öseseki de çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı. Üzerine konuşalım istedik. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yıldırım Güngör bizimle. Hocam hoş geldiniz ST360'a. Çok buldum. Şimdi ben bu uyarıyı duyunca şöyle bir düşündüm. Herhangi böyle bir durumda karşılaşsam bir çığla ne yapmam gerektiğine dair hiçbir fikrim yok. Yani Öseseki uyarı verdi. Ne yapılabilir? Çığ altında kalınca ne yapılmalı? Hayatta kalmak gerçekten mümkün mü? Filmlerden izliyoruz ama gerçek realitede durum ne? Çok teşekkür ediyorum. Güzel de çok örnek bir çığ görüntüsüyle de bir tabaka çığı şu anda arka planında. Evet. Öncelikle şu, şimdi beyaz ne dediniz? Beyaz tehlike dediniz. Evet. Biz dağcılar beyaz ölüm diyoruz. Hı. Yani maalesef gerçek bu. Bunu biliyorsunuz Aksaray, Van'da da yaşadık, Bahçesaray yolunda da yaşadık. Çünkü çığda nasıl kurtulabilirim diyorsunuz. Maalesef özellikle uzak bölge bildirimleri olduğu için, yani çığ olduktan sonra haber çok geç ulaştığı için çığdan kurtulmanın neredeyse imkansız olduğunu maalesef söyleyebilirim. Çığa yakalanan biri olarak dersin diyebiliriz ki sen nasıl kurtuldun? Ben tamamen tesadüflere bağlı olarak kurtuldum ve bilinçli olarak kurtuldum. Şansen kurtuldum ama çok büyük bir şanstı bu. Bu nedenle işte Himalayalar'da duyuyorsunuz, Türkiye'nin bazı yerlerinde duyuyorsunuz. Çığdan kurtulmanın tek yolu o bölgeye gitmemektir. Kaldıysan çığ altında yaşama şansının neredeyse çok azdır. Böyle biraz bakındım, ilk 18 dakika çok önemli deniyor. Mesela bu ne demek? Siz kurtulmak mümkün değil diyorsunuz ama böyle bir zamanlamaya dikkat çekilmiş. Yani 18 dakika diye bir şey yok. Eğer siz bir grup olarak yürüyorsanız, mesela çığdan diyelim ki dağdasınız ya da kayak yapıyorsunuz, bir anda kaymamanız gerekir. Sırayla bir bölgeye geçmeniz gerekir. Neden? Çünkü o geçen kayakçı çığ altında kalırsa diğer insanlar gidip onu kurtarabilirler. Bunun dakikası yoktur. Yani bunun öyle bir ölçüsü de yok. Ama şöyle bir gerçek var ki çığda 25 dakikadan sonra yaşama şansı yavaş yavaş azalıyor. 130-140 dakikada %95'i ölüyor insanların. Kalanlar ise bir boşlukta kalmışlarsa ya da işte bir kayanın dibine tutunmuşlarsa belki biraz daha yaşama şansları olabiliyor. Bunun dışında gerçekten özellikle ülkemiz gibi şunu da görüyor mesela, şunun altında evet, kalırsanız biraz kurtulma şansınız var. Çünkü kapalı bir bina, ama çığa bireysel yakalanırsanız ve sağa sola kaçma şansınız yoksa çok zor. Hep denir işte, çığa yakalandığınızda sağa kaçın, sola kaçın. Buyurun burada kaçın, nereye kaçacaksınız? Evet. Bu kadar kolay değil. Bu nedenle aslında burada da koruyucu hekimlik gibi önlem konusunu almamız lazım. Yani şu Nedir dönemde, bunlar? Şu anda hiç kimsenin dağa gitmemesi gerekiyor. Çünkü kar yeni yağdı ve bir kural vardır. Bir seferde 24 santimin üzerinde kar yağarsa ve böyle soğuk havalarda yağarsa toz kar çığlarının düşme olasılığı çok fazladır. Hele özellikle dağlarda da 24-25 ile 55-60 derece aralarındaki eğimli alanlarda ve profilli vadilerde her an çığ düşme riski vardır kayakçılar ve dağcılar için. Ama şöyle bir şey de var. Peki o zaman bizim yerleşim yerleri ne olacak? Hı hı. Çünkü 2000'in üzerinde bir sürü yerleşim yerimiz var ve biz 1970'lerde bir sezonda 300 kişi yakın insan hayatını kaybettiği bir ülkeyiz. Burada da yapılacak tek şey ya çığ rehabilitasyonu yaparak taraçalarla çığın tek parçalarında düşmesini önlemek ya da köyün yerini değiştirmek. Hı hı. Bunun başka hiçbir yolu yoktur. Bakın çığ çok tehlikeli bir şeydir. Çok acı bir örnek vereyim. Bahçesaray'da biliyorsunuz bir kişiyi kurtarmak için 32 kişinin hayatını kaybettik. Bu hocam da tam da onu soracaktım. Şimdi çığdan kurtarma operasyonları da var. O zaman bu tabii da büyük bir risk ve sonuç vermeyebiliyor. Çok... Dediğiniz gibi çarpanlara inanılmaz. 32 kişi hayatını kaybediyor. Öyle değil mi? Evet. Çok büyük bir risk. Nedeni de şu. Çığ düşen bir yerde oradaki bütün kar düşmüyor. Yani sonuçta çığ dediğimiz olay yer çekiminin etkisiyle ve artan karın etki ağırlığıyla bazen de hava sıcaklığının artmasıyla fön rüzgarlarının gelmesine ortaya çıkan bir şey. Ama bütün kar düşmüyor. Bu nedenle de çığ düşen bir yerden çığ düşme riski %90'a yakındır. Siz hayatını kaybetmiş birinin cenazesini oradan almak için giderseniz siz de çığ altında kalabilirsiniz. Çok büyük bir olasılıkla. Bu çok önemli. Ne yapacaksınız? Türkiye'de bazı örnekler vardı. Bahar beklenecek. Başka bir yol yok. Çığ arama kurtarma çalışması yapılır ama genellikle %90 oranında
bizler daha çok aşağıda kalan insanın cenazesini bulmaya çalışırız. Yani aslında bir yaşam aramak yerine cenaze araması. Yani gibi. Yani şöyle örnek vereyim. Yani genellikle su alt tarafına kurtarma vardır ama su alt tarafına kurtarma genellikle maalesef boğulan insanın şeyini çıkarmaya çalışır, cesedini çıkarmaya çalışırlar. Burada da aynı şekilde çok tehlikeli bir olay. Özellikle de bizim şimdi Alpler'de çığ olduğu andan itibaren ilk 7-8 dakikada kurtarma helikopterleri orada. Evet. Öyle çok ciddi bir organizasyon var. Ama burada siz haber vereceksiniz, izin alacaksınız falan derken en iyi ihtimal, en şeyle basit iyi ihtimalle 3-4 saat geçecek. Harbiden geçmiş olsun. Evet. Yani 3-4 saat. Çünkü ölenlerin %65'i çığ altında kalıp da donmuyorlar. %65'i ciddi anlamda %25'i darbeden, sadece %10'u hipotermi ya da şoktan ölüyor. Hayatını kaybediyor. Peki. Bunların hepsi farklı farklı nedenlerle ölüyor. Kaya çarpmasından ölüyor. Evet. İşte buna benzer birçok nedenden öldüğü için maalesef hele dağlık alanlara ulaşmak çok zor. Başımıza geldiği için biliyorum. Ben önün Erciyes'e çığa yakalandım. Yanımda 15-20 kişi vardı. Yine de kurtarmaları çok zordu. Ben tesadüfen ayakta kaldım çünkü kurtardım ve ben o zaman cahilce çığa yakalandım diye bilmiyordum. Bu nedenle de bizim aslında burada insanları gerçekten çok önemli bir şey. Özellikle çığ riski olan bölgelerde, Doğu Anadolu'da, Doğu Karadeniz bölgesinde çok ciddi eğitimler vermemiz gerekiyor. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı bu açıdan da bence bunu yapmalı. Çok çok teşekkür ederiz katkılarınız için. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Yıldırım Güngör, çok teşekkürler.